Bırakın beni! Bırakın beni! Ben bir şey yapmadım abi! Abi bırak beni! Yaman! 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 Yaman bırakın beni! Bırak Yaman! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Boşuna gitme. Bırakmazlar, biz çok denedik. Buradan çıkış yok. Var! Yaman var, Yaman beni bırakmaz burada. Yaman gelip hepimizi buradan çıkaracak. Yaman! Yaman! Sen kimsin? Asıl sen kimsin be? Zafer Demirhan nerede? Ne yapacaksın sen babamı? Bir saniye, bir saniye. Ne bu şimdi? Sen babama tuzak mı kurdun?
Peki senin baban böyle davet edildiği yerlere hep kızını mı gönderir? Yaklaşma, bas geri. Tabii. Zafer Demirhan'ın kızının boş gezecek hali yok ya. Neden acaba? Senin gibi manyaklar yüzünden olabilir mi? Aç şu kapıyı. Diyelim ki açmadım. O zaman çekileceksin. Tamam. Bak. Ben Yaman Ali Soysalan. Vakıf başkanıyım. Babanı buraya bu araziyle ilgili bir projeyi konuşmak için çağırdım. Kimliğini göster. Ciddi misin? Kimliğini göster dedim. Görmüyorum Fırat. Çattık ya. Cehennemin dibine getirmiş, proje anlatacakmış. Ulan değilse. Beni bulurdu. Ay yok. Sende gerçekten normal olmayan bir şey var. Ne bu şimdi? Babanla görüşmem lazım. İn arabadan. Babanla görüşmem lazım. Babam isterse seninle görüşür. Arabadan in dedim. Lütfen. Feriş. Çağla'yı da çık yukarı. Tamam. Sen burada kal bakayım. Nerede Ali? Oğlum Ali nerede? İşi var dedim ya anne. Ne işi var? Oğlum beni çocuk evine koymayın. Neydi o konuşmalar? Öleceğim, öldüreceğim falan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz yine? Ya, gereksiz anlam yüklüyorsun anne. Klasik abisi işte. Konuşurken gaza gelmiş. Sen neyin gazına geldin acaba? Vedalaşır gibi canım abim, Yaman abim falan. Canım abim demedim bir kere. O kadar da değil. Allah ne olur. Ne olur yapmayın artık bana bunu. Ne saklıyorsanız söyle ne olur. İşi varmış. Yardım et dedi, ettim. Hepsi bu kadar. Ama ağır bedeller ödeyecek dedin. Ne demek istedin sen? Ara sor ne demek sen ne. Gelme üstüme lütfen. Delirmez Samiye. Ne yaptılar sana kaçırdıklarında? Nasıl yani? Senin kafa diyorum. Gitmiş. Bayağı dayak yedin herhalde sokakta. Komik mi?
Yo, ben komik mi dedim? Bakıyorum da. Sen de hakimsin konuya. Biliyorsun kaçırıldığımı falan. Hikayen ilgimi çekmişti. Ama seni daha başka hayal etmiştim. Nasıl hayal etmiştin mesela daha başka? Bilmem. Ama bu kadar gıcık bir tip değildi hayalimdeki. Ne projesiymiş bu? Sokak çocuklarıyla ilgili bir proje. Gerçekten mi? Bak ya, ben bunu hiç akıl edemedim. Demek Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı'nın projesi sokak çocuklarıyla ilgili ha? Çok ilginç. Ya nasıl bir proje diyorum? Sadece babana anlatırım. İn aşağı. Ben senin özel şoförün falan mıyım? Bulursan babama anlatırsın derdini, hadi. Başa döndük ya. Yemin ediyorum yine başa döndük ya. Kızım sen nasıl birisin böyle? Ben mi nasıl birisiyim? Ya sen deli gibi bir şeysin. Ben seni neden götürecekmişim ki babama? Zaten dua et babam gelmemiş. Daha ağzından tek kelime laf çıkmadan sıkardı kafana kurşunu. Seni de o çöplüğe gömerdi giderdi. Senin o çöplük dediğin yer var ya, benim evimdi. Şimdi de o çocukların evi. Ben istiyorum ki orası bir cehennem değil, cennet olsun o çocuklar için. Proje bu. Neydi isim bu arada? Önemi yok gerçi artık. Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Beni babanın yanına götürmeden ben bu arabadan inmeyeceğim. Yani babanla tanışmadan kurtulamazsın benden. Leyla. Ne Leyla? Adım. Şebnem. İzninizle. Konuşmamız daha bitmedi. Serhan, ne yapıyorsun sen? Saçmalıyorsun şu anda. Yürü. Bırakır mısın? Serhan, insanlar var. Serhan, insanlar var diyorum. Ne yapıyorsun? Doğru dürüst bir cevap istiyorum. Doğru dürüst bir cevap. Tamam. Bebek Metin'den. Alabileceğin tek cevap bu, çünkü gerçek bu. Sana inanmıyorum. Niye inanmıyorsun ya? Öncelikle Metin'le yatmış olabileceğine inanmıyorum. Niye? Metin benim kocamdı ya. Nesi garip bunun? Saçmalamış Emre. Metin'le aile olacağız saçmalıklarına kendini bu kadar kaptırmış olamazsın. Kıskandın mı? Ama beni Metin'le kaderime terk ederken düşünecektin. DNA testi istiyorum. Eğer o çocuk bendense doğurmayacaksın. Anladın mı? Anladım. O malikaneden kol kola içeri gireceğiz. Bir aile olacağız. Bunların da yalan olduğunu anladım.
O malikaneye kol kula gireceğiz, evet. Ama var olan çocuklarımızla birlikte. Şu an en son ihtiyacımız olan şey yeni bir çocuk. Neyse ki çocuk Metin'den. O raporları masamda istiyorum Şebnem Hanım. Derhal. Ne oldu? Korkuttuk mu seni? Ben değil de. Babam bayağı korkuyor belli ki. Bu kadar önlem aldığına göre. Önemli insanların düşmanı çok olur. O zaman ben önemsiz biriyim. Çünkü benim bir tane düşmanım var. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Arabayı arayacaklar. Belli ki kızına da güvenmiyor. Kızına değil, etrafındakilere diyelim. Bekle. Elvan annem. Babam evde mi? Yok. Babam evde değilmiş. Şansına düş. Ya ben bekledim. Babam seni ne zaman görmek isterse o zaman görür. Güle güle Eman Ali. Umut'un yanına git. Ben geleceğim. Korkma. Cesur alıp geleceğim ben. Kurtaracağım onu. Söz mü? Söz. Hadi git. Git.
Çok cesur çocuk dediler bana senin için. Adamın hakkını veririm diyorsun yani. Ama çocuk dediğin biraz büyüklerinden korkmalı değil mi? Yoksa ölmeden önce göreceğin son yüz benim yüzüm olur. Memnun oldum. Ne oldu, açmıyor mu? Allah, açmıyor mu? Gördüğün gibi abisiyle hala mesafeli bir ilişkimiz var. Sana açmadığı telefonu bana açması mümkün değil. O yüzden beni bir rahat bırak anne. Geldi abisi. Neredesin sen? Neredesin sen? Anne geldim işte, buradayım. Görüyorum şu anda burada olduğunu. Neredeydin diye soruyorum. Ölürmüş, öldürürmüş. Siz en sonunda beni öldüreceksiniz oğlum. Bir şey oldu diye ödüm patladı. Aklımı kaçırtacaksınız bana. Anne bak, kimseye bir şey olduğu yok. İyi güzel. Gözün aydın. Abisi geldi. Ben odamdayım. Teşekkür ederim Ali. Teşekkür ederim. Bunu konuşacağız sakinleştikten sonra. Bir sinirim geçsin. Salak çocuk ya, salak çocuk ya. Ver şunu. Nerede oğlum, nerede? Hala silah peşinde olduğuna göre katil olmadın. Yani şimdilik en azından orayı netledik. Allah. Oğlum bak, goy goy yapacak vaktim yok benim. Nerede silah? Nerede? Önce oturup her şeyi anlatacaksın bana. Kendi gelmedi. Kızı geldi. Manyağın teki çıktı zaten kızı. Tolga'nın üvey ablası. Bir iki sene önce Amerika'dan geldi dedi. Hiç tanışmadık. Adı neydi? Leyla. Güzel mi bari? Hani rüyadan ayrılmışken belki. Tamam oğlum, şaka yaptım. Ne dedin, ne anlattın? Niyetini belli ettin mi yoksa? Atladım direkt arabasına. Babana götür beni diye. Hiç dikkat çekmemişsin abisi. Bravo. Oğlum bak, kapıya kadar gittik. Yoktu babası evde. Olsun, en azından kızı tanımış oldun. Alas. Bak adam kapıda kendini koruması için ordu kurmuş. Benim o silaha ihtiyacım var. Ben o silahsız giremem o eve. Ha. Saçmalıyorsun. Allah, ver şunu. Bir sakin ol, bir sakin ol. Ver şunu bana. Bak, sakin ol. Silah değil. Senin bir plana ihtiyacın var. Güven bana. Güven bana. Hayır. Sen beni. Allah, sen beni.
Oğlum gitme evden. Niye bağırışıyorsunuz siz? Ne o elindeki senin? Silah mı o? Silah değil anne, bir şey değil yani. Görüyorum oğlum, silah. Ver onu bana. Ver dedim. Bu ne? Gerçek değil ya, kuru sık o. Şu amaçlı. Böyle sert. Çocuk imajı falan. Kızlar arasında bayağı popüler bu ara. Hanım ne yapıyorsun ya, delirdin mi? Delirdim evet. En sonunda beni de delirttiniz. Delirdim ulan! Bu ne? Tek bir bahane sakın. Tek bir bahane dayı üretmeyin. Sakın. Gelmeyin. Ne oluyor? Anne önündeki ne? Gelmeyin. Kuru sıkı mı? Yok, ben anladım artık. Ben sizinle baş edemeyeceğim. İyi konuşuyorum olmuyor. Kızıyorum olmuyor. Bu iş artık beni aştı. Anne. Hadi çıkın bakalım bu anne odadan. Anne saçmalama. Geçin. Anne kapıyı mı kilitleyeceksin ya Allah aşkına? Çıkın anne. Dışarı. Anne. Bu odadan anne çıkın saçmalama anne. Anne açar mısın şunu? Anne. Git dedi, git dedi. Şaka gibi. Şaka gibi. Anne. Anne ne oluyor? Anne kimin o silah? Anne kimin o silah? Kızlar odanıza. Neslihan? Neslihan Hanım bir durum mu var? Şunu ortadan kaybet hemen. Ne oluyor? İyi misin sen? Değilim. Telefonum nerede Feriş benim? Aşağıda. Getiriyorum. Getir. Odanıza geçin. Abla kimin de o silah? Bilmiyorum. Hadi gel. Ne yapacağız? Sakinleşmesini bekleyeceğiz. Ne kadar sürer sakinleşmesi? Bilmiyorum. Her şartları zorladım ama silah bir ilk. Bu sefer hızlı sürecek gibi. Senin yüzünden. Ben seni korumaya çalışıyorum abisi. Oğlum bak, o herif nefes alıyorsa şu an var ya, senin sayende. Yaman. Madem aramızdaki buzlar erimeye başladı. Abicilik, kardeşçilik oynuyoruz falan. Sana çok acı bir gerçek söyleyeyim mi? Sen süper kahraman değilsin oğlum. O eve giremezsin. Daha kapıya gelmeden delik deşik ederler seni. Aklını kullan. Cesur. Cesur.
Sen Yaman mısın? Cesur. Cesur nerede? Götürdüler. Nereye? Satmışlardır. Yoksa şimdiye çoktan gelirdi. İndin mi canım? İndim. Çıktım hatta alanda. Şimdi taksideyim. Az önce Deniz'le konuştum. Sesi gayet iyi geliyordu. Ha, iyi. Daha da iyi olacak, merak etme. Zaten her şeyin farkında. İyileşmek için de gayretli. Her şey yoluna girecek. Kardeşim, şu öndeki arabaya ya bir korna yapsan, bir selektör yapsan, sanki babasının tarlasında gibi ağır ağır. Hadi. Hadi. Ne oluyor Güveneceğim? Ne bu sinir? Acelem var ya. Ne acelesi? Acele etme. Biz bir yere kaçmıyoruz ki. Burada bekliyoruz seni. Özge, ben ya benim önce bir Neslihan'a uğramam lazım eve gelmeden. Yaman'la ilgili bir sıkıntı var yine galiba. Peki. Beni ilgilendiren bir şey olursa haberdar edersin, değil mi? Ederim. Merak etme. Güzel. Bu arada yeni evimizi çok beğeneceksin. Şüphesiz. Kardeşim, eğer o değiştirmiyorsa şerit biz değiştirelim. Hadi bak, az önce acelem var dedim. Lütfen hadi. Güven hocam. Ben hamileyim. Gerginlik yasak. Fazla geriyorsun beni. Kapatıyorum. Ya kusura bakma, İstanbul trafiği işte. Kabus gibi. Konuşuruz sonra yine, tamam? Görüşürüz. Hadi. Gerçekten her şey kabus gibi. Oo, başhekimim, nasılsınız? Başhekimim, her şey yolunda mı? Yolunda. Şimdilik. Ben size güveniyorum. Yolunda olmayan her ne varsa siz yoluna sokarsınız en kısa zamanda. Ne gibi? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Bebek için miydi? Ha. Hamile misiniz? Yani sizlerin arasında o kadar hızlı bir bilgi akışı var ki ben gerçekten yetişemiyorum. Ah, pardon. Enesyen arıyor. Efendim? Tamam, gelirim. Ne oldu ki? Peki, hemen çıkıyorum. Ne olmuş? Bir şey söylemedi. Alaz'la ilgili olduğunu söyledi. Az önce de Yaman'la alakalı deyip Güven'i çağırdı. Demek ki gerçekten önemli bir şey var. Önemli olan tek şey ne söyleyeyim mi sana? Neslihan'ın parmağını şıklatması. O bebeğe sahip çık. Yaman Ali Bey. Osman abi. Anneniz burada beklememi söyledi. İsterseniz kapının kilidini zorlamayın.
Geriye bir tek pencere kaldı. Şaka yaptım, üçüncü kattayız. Gerçekten. Peki. Sen nereye? Arkandan. Anne nazar işitmekten iyidir. Alas. Deliş. Kimse gelmedi mi? Kapıdan aradılar. Girdiler dediler. Kimse yok ortada. Aa, kimse gelmedi. Bahçede kavga ediyor olmasınlar. Neredesiniz siz? Ve siz niye dışarıdasınız? Kapıyı şaşırmışlar, biz de ellerinden tutup getirelim dedik. Geçin. Geç. Geçin, geçin, geçin. Aferin size. Bir dakika. Bu nedir? Oğullarınıza sorun. Yaman. Ne lan bu? Neye benziyor? Lan ben ikinize de bir şeye benzeteceğim şimdi, haberin olsun ha. Bak sen kendi oğlunla muhatap olacak mısın mı benim? Alas, senin bilgin var mı oğlum bununla? Ya ilgisi olmasa burada ne işi var oğlum? Alas konunun tamamen dışında. Ben getirdim silahı. O zaman biz müsaade isteyelim. Siz kendi aranızda halledin. Bir dakika. Alaz da abisine yardım ediyor. Abisi. Oğlum, bu senin ne zaman abin oldu? Hı? İkisi de bu saçma sapan şeyin içinde. Bir şeyler karıştırıyorlar ve başlarını belaya sokacaklar. Eğer yardımcı olacaksan burada kal. Olmayacaksan hemen git çünkü çekemeyeceğim. Anlat. Evet, dinliyoruz. Bizim çocuklardan birinin silahı. Sizin çocuklar? Cehennemin dibindeki çocuklardan birinin. Başını belaya sokmasın diye aldım getirdim silahı. Sen vakıf için bir gece ayarlıyorsun. Vakfın başına geçtim, çocuklara yardım edeceğim diyorsun. Ama orada olmak yerine silahlı çocukların peşine düşüyorsun. Ve sen de abini idare ediyorsun, öyle mi? Sana ne oğlum Alas? Sen niye karışıyorsun bu adamın pis işlerine? Abi kardeş olmamızı istemiyor muydun anne? Olmaya çalışıyorum işte. Ay bravo.
gerçekten çok iyi anlamışsınız beni. Ben gerçekten de birbirinizin pisliklerini örtmenizi istiyordum. Tam dediğim gibi olmaya başladı. Bunu hayal ediyordum. Dünya gözüyle bana gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim çocuklar. Oğlum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Allah'ını seversen söyle. Evet, ne yapmaya çalışıyorsun? Hele de bu silahla ne yapmaya çalışıyorsun Ali? Nerede yaşıyorsun sen? Texas mı burası? Ya yeter. Yeter. Gerçekten yeter. Sokakta yaşadım ben. Sokakta büyüdüm ben. Siz ne sanıyorsunuz ya? Gerçekten soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, geldiniz. Gördünüz siz benim yaşadığım yeri. Bizim orada çocukların böyle top oynayıp çekirdek çıtladığını falan mı sanıyorsunuz? Nasıl hayatta kaldık biz anasız babasız? Tatlı dille güler yüzle mi? Çişimizi tutmayı öğrenirken kelebek çekmeyi öğrettiler bize. Ya biz yaşadığımız yere cehennemin dibi diyoruz. Ne sanıyorsunuz? Gerçekten soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Siz, bizim yaşadığımız şeyle alakalı en ufak bir şey biliyor musunuz? Dediğim yere gidin. Asi ve Umut orada. Deyin ki, Yaman cesur olup gelecekmiş. Ortadaki tel kırık. Oradan kaçacaksınız. Hadi. Hadi hızlı hızlı. Hadi Elif, hadi. Çıkmamız lazım, hadi gitmemiz lazım. Hadi. O niye kalkmıyor? Korktu, kımıldamıyor. Adı ne? Elif. Hadi sen de git. Koş. Elif, hadi gitmemiz lazım. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Hadi. Çocuklar nerede? Nerede dedim çocuklar? Bak çocuk. Bugün beni çok yordunuz. Daha fazla yorulmak istemiyorum. Lütfen. Nerede çocuklar? Bak ben sizi üzmek istemiyorum. Gerçekten hiçbirinizi üzmek istemiyorum. Ama sadece şunu bilin. Bizim üzerimizde taşıdığımız yara izlerinin hiçbiri parkta oyun oynarken olmadı. Thank you.
Ben büyüyeli çok oldu yani. Bana masal anlatmayın. Yaman. Ali. Anne. Ben de. Sen de ne Allah, sen de ne? Otur oturduğun yerde. Babacığım. Hoş geldin. Tolga gelmedi mi? Aradı. Gelir birazdan. Afiyet olsun. Sağ ol Elvan anne. Ne oldu? Bağış yapmamışsın. Yapmadım. Sebep? Sinirimi bozdu. Kim? Yaman Ali Soysalan. Benim yerime gitmek için ısrar ettiğinde çocuk ilgini çekti sanmıştım. Televizyonda gördüğünde gözlerini alamamıştın. Yani yakışıklı çocuk. Canımı sıkmasaydı olur vardı. Senin de gözünden kaçmıyor babacığım. Kaçmaz ablacığım, kaçmaz. Sen daha tanımamışsın babamı. Lan hayda. Babacığım. Hadi bakalım. Madem hep beraber ailecek bir araya geldik, tadını çıkartalım. Pardon. Unutmuşum. Hemen bir dakika geliyorum. Efendim Alaz? Alo Tolga, bir şey soracağım sana. Evet. Bizim abisi senin ablayla tanışmış da ama tatsız bir tanışma olmuş. Anladığım kadarıyla bizimki odunluk etmiş. Ha, bir görüp gönlünü almak istiyor. Burada şu an vereyim mi telefonu? Yok yok, telefon olmaz. Hani diyorum, böyle bir yüz yüze denk getirsek, ne diyorsun? Tamam, anladım. O zaman sabah benim dükkana denk getiririz. O iş bende. Bir büyüksün. Dur bir dakika kafama, bir şey soracağım sana. Asiye ulaşamıyor. Asiye ne alaka? Ne bileyim. Canını sıkmış olabilir misin mesela? Olabilir. Ama sıktıysam da o bizim rutinimiz. Senden ne alakası var? Bilmiyorum. En son dükkanda babanla tanıştırdım. Sonra bir anda çekip gitti. Sabahtan beri de ulaşamıyorum. Çok pardon. Abla. Hı. Yaman Ali Soysalan senden özür dilemek istiyormuş. Kardeşi aradı şimdi aranızı yapayım diye. Şansına küsün. Vallahi bence çok iyi çocuk. Yani sana ne yaptı bilmiyorum ama bir şans daha verilir bence. Neyse. Yarın sabah benim dükkanıma gelsene. Bir kahve ısmarlayayım sana artık. Ben kendi evimde içerim canım, sağ ol. Git. Kırma çocuğu. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Hoşlanmışsın. Hayır.
Sen de istiyorsun. Tolga. Ablacığım babam gel dedi. Yarın geliyorsun sabah görüşürüz tamam mı? Hadi afiyet olsun. İyi geceler. Sen niye kafana göre iş yapıyorsun ya? Kızdan özür dileyeceğim, gönlünü alacağım kızın. Ondan sonra evine gireceğim. Daha neler? Alo, kime diyorum oğlum? Alas. Duydum, duydum. Ama sen şimdi beni iyi dinle. O kız senin eve giriş biletin. Babasını ininde yakalamak istemiyor musun? Ama önce kızını alacaksın. Ne bakıyorsun? Daha iyi bir fikrin var mı? Oğlum kız nefret ediyor benden. Ben nasıl bağlayacağım kızı? Beni taklit et. Yüzsüz oluyorsun. Aynen. Asla özür dileme. Lan yürüyor orada. Ne güzel işte. Bir taşla iki kuş. Kıskansın seni. Kıymetini daha iyi anlar. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Açun Asi. Açun neredesin? Bizi. Kendisi niye gelmedi? Cesur nerede? Cesur'u alıp geleceğim. Asi ile Umut beklesin dedim. Asi? Korkma. Yaman söz verdi. Cesur'u da alıp gelecek. Hadi gelin. Cevizciğim. Ne oldu lan, niye tırsıyorsun? Gördün mü Fudul? Cevizciğimi incitmişler. Sen aslanın peşinden ava çıkan kurtla tilkinin hikayesini biliyor musun Cevizciğim? Bunlar bir geyik avlamış. Aslan tilkiye demiş ki hadi sen pay et. Tilki üçe bölmüş. Aslan, yok hiç adaletli olmadı.
benim payım Niyaz demiş. Tilki kurnaz ya, hemen önlerindeki et parçalarının yerini değiştirmiş. Aslan sinirlenmiş bir pençe çakmış. Tilki aynı senin gibi Mortingen. Sonra kurda dönmüş demiş ki hadi sen pay et. Kurt almış bütün et parçalarını aslanın önüne itmiş. Kralım sen nasıl layık görürsen demiş. Fadıl'ı görüyor musun Fadıl'ı? Kaç yıldır beraberiz hiç hırgürümüz yok. Mis gibi işimize gücümüzdeyiz. Kapış. Yüce bir kapış. Yakup abinin adaletinin aklını yazamazsan olacağı bu. Anladın? Kafayı almış darbeyi kafaya. Hadi. Sizden tek bir ricam var. Oğullarınızdan gözlerinizi ayırmayın ne olur. Çünkü ben çok endişeleniyorum. Yaman çıkıntılık yapmasa Allah sıfır sorun. Yaman Alaz'la ilk tanıştığında senin oğlun don gömlek çığlık çığlık bağırıyormuş etrafta. Benimki sırtlayıp buraya getirmiş. Yanlış mı anlattılar bana? $1000 bağış aldığını anlattılar mı? Saçmalama Serhan. Ne saçmalaması? Gerçekleri duymak ağrınıza gidiyor galiba. Sizin oğlunuz tam bir kriminal. Her taşın altından da sen çıkmıyorsun sanki. Hiç üstüme alınmıyorum. Bu arada gözün Alaz'ın üzerinde olsun. Sen asıl onu Yaman'dan korumalısın. Benim oğlum hiç güvende değil. Serhan keser misin? Ne? En iyi şekilde yetiştirdiğim oğlumun bir serseri yüzünden heba almasını istemiyorum. Bak konuşmayayım diyorum. Susayım diyorum ama iyi yetiştirmişmiş. Senin oğlun Yaman'ın üzerine arabayı sürmedi mi? Senin oğlun Yaman'la Rüya'yı öldürmeye kalkmadı mı? Bütün bunlar yaşanırken sen acaba oğlunu bir kenara çekip konuştun mu? Konuşmadım çünkü benim oğlumun ayarlarını bozan senin oğlundu. Bak. Ay yeter. Yeter. Sizin oğullarınızı büyütebilmeniz için önce biri tarafından büyütülmeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Neslihan ya. Ne Neslihan ya? Feriş. Misafirlerimizi yolcu eder misin lütfen? Ha bunu da alayım bu arada. Burada bırakmayayım. Çünkü içi falan doludur. Birbirinizi vurmaya kalkarsınız. Oğullarınızı koruduğum kadar sizleri de korumalıyım öyle değil mi? Çünkü benim başka hiçbir işim yok. Erkekleri korumam lazım. Gülüyor bir de. Şeytan diyor böyle elinin dipçiğiyle ağzına yapıştır bir tane. Aman Güven hocam sakın şeytan uyuma ha. Ben şeytana çoktan uydum. Ben sana uydum sana. Sonunda kendine benzettin beni de. Sen de pek bir sevimsizleştin be Feriş. İyi akşamlar.
kaldım. Anne ben çıkıyorum. Anne. İyi misin? Merak etme. Geçer birazdan. Gel. Gel, gel geç. Şuraya oturun. Doktor bir şey dedi mi? Peki ne kadar sürermiş bu bulantılar? Bir ay falan sürer. Sende de olmuştu. Peki yapabileceğim bir şey var mı? Yani istersen arayıp gelemeyeceğimi söyleyebilirim. Sen git canım. Ben toparlarım birazdan zaten hastaneye giderim. Tamam. Akşam görüşürüz o zaman. Rüya. Bana artık öyle düşmanca değil de tekrar kızım gibi baktığın için çok teşekkür ederim. Ben de babamdan kalan son hatıraya sahip çıktığın için. DNA testi istiyorum. Eğer o çocuk bendense doğurmayacaksın. Günaydın aşk kız. Ne işin var senin burada? İyi misin? Hiç seninle uğraşacak havamda değilim. Git buradan. Sefer yormaya gelmedim. Böyle baş başa yan yana. Oturalım dinlenelim biraz. Bak manzara da çok güzel. Hem bizim için değişiklik olmuş olur. Tüf ol git dedim sana. Herkes kendi cehennemine de. İster vur. İster bıçakla ne yaparsan yap, seni yalnız bırakmayacağım. Anlayacağın konunun özeti, bugün birlikte yanacağız Asi kız. Sen yanmaktan ne anlarsın lan? Heyecanlı mısın? Tolga, defol git kahve getir bana. Merhaba. Merhaba. Sen de mi buradaydın? Ciddi misin? Hani buraya çağırmışsın ya beni özür dilemek için.
Neyse ben şu kahve işini bir halledeyim. Abi sen ne içersin? Su mu içersin, yine kahve yaptırayım mı? Eyvallah, sağ ol. Şey, başka bir yere gidip oturalım mı? Ben oturuyorum zaten. Hiç anlamıyorsun bu işlerden değil mi? Hangi işlerden? Söyle artık ne söyleyeceksen. Şey... Ben o gün birazcık şeydim. Ney? Boşlukları ben mi dolduracağım? Ya gergindim işte. Hı hı. O yüzden de sana kaba davrandım. Başka? Başka... Bir de arabana zorla binmiş gibi oldum. Ve şimdi karşıma geçip ne demek istiyorsun? Bunları işte. Ya bunları biliyorum zaten. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi öyle başlayan bir kelime var. Genelde bunlardan sonra kullanılır. Öküz. Orası kesin. Su götürmez bir gerçek zaten. Neyse biraz daha yardımcı olayım o zaman ben sana. Şimdi önün yanına bir de Z getir. Öz. Sanki böyle birazcık zorlasan bulacaksın gibi. Belli ki sen çok kullanmıyorsun. Ama illaki bir yerlerde duymuşsundur ya. Özür dilerim. Yok canım. Saçmalama. Hiç önemli değil. Okey. Özür dilemeyeceksen ben gidiyorum. Leyla. Hı. Ben özür dileyemem. Neden? Gururun mu incinir? Ya. Alaz özür dileme dedi bana. Alaz. Kardeşim. Gibi. Hani birinin gönlünü alacaksan özür dileme falan muhabbeti. Hı. O zaman öküz olan kardeşinmiş. Aynen. Özür dilerim. Affedelim. Tamam. O zaman artık gidip başka bir yerde konuşalım mı? Nerede? Sizde. Yok artık ya. Ya sen bir açık açık bana niyetini söylesene. Hı? Biz bir konuşalım seninle. Ne istiyorsun sen? Beni yatağa atmak mı? Masa 5. Tamamdır, hemen götürüyorum. Kahvelerimiz. Aa. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptım? Sana bir şey mi yaptım? Tolga. Kim bu? Arıza mı bu? Arızayım, evet. Tamirci misin? Evet. İyi, önce sen bunu tamir et o zaman. Asıl arıza bu. Ben bir lavaboya gideceğim. Rica etsem sen de bir çekilir misin artık? Yo, ben buradayım kahvesini bitirip gidene kadar. Sen bak işine. Tekrar özür dilerim senden. Kusura bakma, sen de yürü. Kusur? Kim kusur? Ben miyim kusur? Ya yürü. Ne yapıyorsun kızım sen?
Asıl sen ne yapıyorsun ya? Kim o kız? Arkadaşın. Ne arkadaşı? Kız arkadaşı. Sevgilin yani. Ya kız arkadaşım. Normal kız arkadaşım. Yani cinsi kadın olan bir kız arkadaş. Ben niye tanımıyorum ya bu arkadaşı? Nereden çıktı acaba bu arkadaş? Ya biz şeyde işte yani. Ya bir dakika, bir dakika. Ben niye sana hesap veriyorum ki şu an? Biz ayrılmadık mı? Sen benden ayrıldın. Ben senden değil. İyi tamam da ayrılık olması için zaten bir kişinin ayrılması yetiyor ya. Doğru söyle. Aranızda bir şey var mı? Olabilir. Al kız defol git buradan, başka yere götür. Hayatına biri girerse etrafında olmam demiştin bana. Şimdi ne arıyorsun ya burada gözümün önünde? Eziyet mi etmek istiyorsun sen bana? Bak al götür onu. Yoksa vallahi elimde kalır. Yemin ederim ikinizin kafasından aşağı kaynar kahve dökerim. İyi misin sen? Değilim. Değilim, kıskanıyorum evet, canım yanıyor ya benim. Delirtme beni ya. Ne gülüyorsun? Ne sırıtıyorsun ya? Ne sırıtıyorsun komik mi? Ne gülüyorsun ya? Ya! Defol. Şimdi çıktı ablam. Geçmiş olsun. Leyla. Leyla bak. Düşündüğün gibi değil. Nasıl peki? Ya ben sana başka yerde konuşalım demiştim. Evet. Yatağımda konuşmayı tercih ediyordum. Ya düşündüğün gibi değil diyorum. Nasıl? Kız arkadaşın değil mi? Değil. Ya yeni bitti yani. Bak ne yapalım biliyor musun? Gel bak biz seninle bir akşam yemeğine gidelim. Yemeğe. Vay be. O zaman sana bir tavsiye Yaman Ali Soysalan. Beni istiyorsan ve bütün bu olanların üstüne çok daha yaratıcı olman gerekecek ya. Klişelerden uzak dur. Ayrıca akşam yemeği ne be? Ha? Ayıp. Asi! 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 Asi iyi misin güzelim? Asi! Gel güzelim. Gel, gel. Kapıyı açar mısın? Dön güzelim. Çok sağ ol.
dayan güzelim. Dayan. Ameliyat nasıl geçti Güven Hoca? Zorladı biraz ama iyi geçti, fena değil. O zaman bir kahveyi hak ettiniz. Bugün gelecek şimdi, sağ ol. Keyifsizliğin yorgunluktan mı yoksa bir şey mi oldu? Dün akşamki mevzu ya. Yaman, arıyorum herifi. Ulaşamıyorum, ameliyattan önce de aradım kaç defa. Sinir ediyor beni, yani dur bir daha bir deneyim. Efendim baba. Ya neredesin sen oğlum? Ben seni sabahtan beri 10 defa arıyorum. Sen o telefonun yanında süs diye mi taşıyorsun? İyi misin? Ne oldu? Bir anlat bakayım. İyiyim. İyiyim. Sorun yok. Dün için kusura bakma. Ya ne diyorum? Acaba böyle bir araya gelsek de sen, ben, annen bir konuşsak mı? Daha doğrusu sen anlatsan da biz bir dinlesek mi? Ne anlatacağım ki? Ben ne dediğim işte oğlum. Ne taşıyorsan ağır geliyor belli sana. Ben de diyorum ki annenle bir ucundan tutalım işte yani. Baba. Şarjım bitiyor, kapatmam lazım. Yaman. Yaman? Yüzüme kapattı. Olmuyor. Olmuyor, benden baba olmuyor. Benden bir sürü şey oldu ama baba olmuyor. Duyacak. Umarım onu hayal kırıklığına uğratma. Yaman'la ne oldu? Ya çocuk öyle şeyler yaşamış ki. Şimdi bir şey söylüyor, sen onun ardında söylemediği bin tane şey olduğunu anlıyorsun. Tamam, ben de sokaklarda büyüdüm ama Yaman gibi değil yani. Ben şanslıydım. Beni aldılar, hemen yurda koydular. Ondan sonra bir ailenin yanına verildim falan. Yani ben bu çocuğun yaşadıklarının onda birini yaşamadım yani. Bir oğlum kliniğe yatırdım geldim. Bir oğlum darma duman. Bana soracak olursan sen nasılsın diye şu kadar kaldı delirmeme yani. Geçecek. Hepsi geçecek. Ne oluyor ya? Asip kalkma, yat yat kalkma. Bırak. Asip, bir dinler misin beni, bak sakin ol. Ne dinleyeceğim ya ben seni? Bak tansiyonum çok düşmüş. Feride abla baktı. Şimdi sana yiyecek bir şeyler hazırlayacak, bir iyileşmen lazım. Biraz dinle lütfen. Niye getirdin ki sen beni buraya? Niye bırakmadın peşime? Bırakamazdım. Oğuz bak. Ben seninle uğraşacak hiç halim yok. İt dalaşına girecek de dermanım yok. Nasıl biliyorum. Tamam biliyorum. Bırak gideyim o zaman. Her şeyi biliyorum Asi. Ne bileceksin ya sen? Ne bilebilirsin benim hakkımda? Kaçmak zorunda değilsin artık. Onu biliyorum. Hiçbir şeyi yalnız göğüslemek zorunda değilsin. Onu biliyorum. Ben varım artık yanında. Ve seni asla yalnız bırakmayacağım. İstesem de bırakamam. Onu biliyorum. Çocukluğumuzda siz o kabusu yaşatan canavarı, onu biliyorum.
Yaman da biliyor. İzini bulmuş. Niye anlattı sana? Ne anlattın? Ne biliyorsun sen? Bana güvendi çünkü. Sen de artık bana güvenebilir misin Asya? Güvendesin artık. Seni asla yalnız bırakmayacağım bir daha. İçeriye girin, sakın dışarı çıkmayın. Kimsin sen? Ne işin var burada? Hey, sana diyorum. Kimsin sen? Çık evimizden. Beyefendi defol git buradan. Kimsin? Sana diyorum. Kimsin? Çık evimizden. Cesur neredesin kardeşim? Kardeşin burada. Benim evimde. Siz kimsiniz? Cesur'u nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum. Çıktı geldi. Korkuttu hepimizi. Depoya girdi şimdi. Üstüne kilitledim. Polisi arayacağım. Tamam. Siz bana bir konum atın. Ben hemen geleyim alayım Cesur'u, olur mu? Beyefendi çok korktuk. Çocuklarım var benim.
gibi bir şeydi. Ya kendinde değil. Bakın Cesur çok iyi bir çocuktur. Kimseye zararı dokunmaz. Benim de kardeşimdir. Siz polisi aramayın. Lütfen konumu atın, ben geleyim alayım hemen. Tamam. Lütfen acele edin, olur mu? Tamamdır. Yoldayım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Zafer Bey. Sizi bu kadar kısa sürede tekrar görmeyi hiç beklemiyordum. Bu Şerif'i neye borçluyum? Otursana. Konuşacaklarımız var. Asıl konuya gelmeden önce belirteyim ki kızına musallat olan o serserilerle ilgili artık düşünmen gereken hiçbir şey yok. Ha, öyle mi? Çok teşekkürler. Yani düşünmen gereken bir şey kalmadı derken tam olarak yaşıyor. Şimdilik. Şahane. Elinize sağlık. Merak ettim. Neden yaşamasını istedin? Ölürse kızım benden bilecek. Babalık şu hayattaki en çetrefilli sınavmış meğer Zafer Bey. İnsan bazen çocukları için çaresiz kalabiliyor. Öyle. Aile zaaf demek. Onun için senin benim gibi adamların bir ailesi olmaması gerek. Hata ettik. Yok. Ben hiç pişman değilim. Olursun. Öyle bir an gelir ki çocuklarım olmasa ben bu çukura düşmezdim dersin. Aksine. Ben her düştüğüm çukurdan onlar için kalktım. Demek ki senin kuyun o kadar derin değilmiş. Ne oldu, sıcak mı geldi? Evet biraz. Ateşle oynamayı sever misin? Anlamadım. Ben ateşle oynamayı çok severim. Çocukluğumdan beri. Çocukken anne sevgisinden mahrum kalan çocuklarda olurmuş. Öyle bir şey. Psikiyatrım söyledi. Anladım. Senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Ne emrederseniz. Tabii gücümün yettiği ölçüde. Yeter, yeter. Hele ki artık
Eşref Soysalan gibi böyle bir ahlak bekçisi olmadığına göre haylayla yeter. Vakfa kayıtlı bütün sokak çocuklarının sağlık raporlarını istiyorum. Bir de yeni bölgeler, ilk temas edilen çocuklara bir sağlık taraması yapılsın. Yani katalog ne kadar geniş olursa o kadar iyi. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ters gelen bir şey mi söyledim? Yok. Hayır, ben... sanırım tam olarak anlayamadım. Yurt dışında yaşayan çok değerli bir dostumun oğluna acil olarak akciğer nakli lazım. Yani bu işi bizim için en rahat sen yapabilirsin diye düşündüm. Yanılıyor muyum? Ama eğer bunca yılın avanta ve ricalarının karşılığını vermeye çekineceksen bunu bileyim. Dinlendin mi biraz çocuk? Konuşacak mısın? Yoksa kendini de beni de daha çok yoracak mısın? Çocuklar nerede? Anlamadım. Cehennem indi bindi. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşınız için mi geldiniz? Evet, nerede? Hala orada, depoda. Ama hiç ses çıkmıyor.
Cesur. Kardeşim. İçeride olduğunu biliyorum. İznin olursa gelebilir miyim yanına? Kimse gelmesin. Kimse gelmesin. Kimse gelmesin olur mu? Korkuyorum. Gelme. Gelme ne olursun gelme. Ne olur. Eyvallah. Ama ben geliyorum kardeşim. Kim o? Ne olursun gelme. Gelme. Ben bir şey yapmadım abi. Vallahi billahi bir şey yapmadım abi. Bırak beni. Ne olur bırak abi beni. Ben bir şey yapmadım abi. Abi ben bir şey yapmadım. Ne olursun bırak beni abi. Ne olur. Ne olursun bırak abi beni. Ne olur. Ne olur abi. Ne olur abi. Cesur. Benim kardeşim. Yaman. Niye gelmedin Yaman? Çok bekledim ben seni. Niye gelmedin Yaman? Niye gelmedin? Bak geldim kardeşim. Bak. Geldim yanındayım. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım Yaman. Çok geç kaldım. 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 Özür dilerim kardeşim. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Hadi. Hadi gidelim kardeşim. Hadi. Hadi gel. Hadi. Thank you.
Zafer Bey, beni anlayın. Eğer ben böyle bir şey yapacak tiniyette biri olsaydım... evvela canım kızım Ece için yapardım. Canın kızın için bile yapmadım diyorsun yani. Tabii ki. Anladım. Peki. Bir çocuk vardı. Bu ameliyattan çıkmasın, masadan kalkmasın diye bir doktor ayarladığın. Pardon ya. Anestezi uzmanı. O da sayılmaz mı? Alo, bana elini kirletebilecek biri lazım. Evet, birinin ameliyattan sağ çıkmaması gerek. Para bul, karşılığında bir servet öderim. Sağ ol. Hemen insan kaynaklarından girişini yaptı, bir daha da yanıma gelme. İş bitince paranı öderim. Tamam. Piyasa küçük. Serhan. Bu kirli işlere bulaşan, doktorluktan ihraç edilen herkes eninde sonunda döner dolaşır, bizim önümüze gelir. Onun için ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Daha fazla birbirimizi yormayalım, olur mu? Hı? O çocuk ameliyattan sağ çıktı, ölmedi. Evet, uyanık bir doktor sayesinde. Yamanel'in babasıydı o doktor, değil mi? Eski karından bu yaptığı meşhur bir basın toplantısı vardı. Orada izlemiştim. Ne trajedi ya. Müsaadenizle. Ben artık gideyim. Şu trafik kazası geçiren çocuk, o da mı tesadüf? O çocuğu ben öldürmedim. Sen hiç kimseyi öldürmeyeceksin Serhan, rahat ol. Öldürmek bizim işimiz değil, başkalarının işi. Ben bunu yapamam. O yüzden en iyisi siz bana bu teklifi hiç yapmamış olun, ben de hiç duymamış olayım. Babacığım. Aa. Çok pardon, misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Kızım. Tanıştırayım. Serhan Taklacı. Yamaneli Soysalan'ın üvey babası. Memnun oldum. İzninizle. Aile. Serhan. En büyük zaafımızdır. Evet. Anlat bakalım. Yamanları ile nasıl geçti? Kendini affettirebildi mi kızıma? Denedi diyelim. Denedi. Aferin. Hiçbir zaman kolay av olma. Elvan anne. Buyur oğlum. Ateşi ağırlayalım. Tamam.
aile. Daha iyi misin? Kimse sana zarar veremez artık. Kimse. Alas. Asiye ulaşamıyorum. Senin haberin var mı? Asiye'nin ne abisi? Çok kötüydü, eve getirdim. Şimdi uyuyor. Bir şey mi oldu? Zafer'i öğrenmiş. Cesur da aynı şekilde. Dağılmış çocuk. Toparlayamıyorum da bir türlü. Asi bir şey dedi mi sana? Hayır, sadece bildiğimi biliyor. Şey Yaman, İstersen Cesur'u da buraya getir. Asi'ye belki iyi gelirsiniz. Doğru dedin. Hadi evde görüşürüz. Eyvallah. Yeni işinde başarılar, yolun açık olsun bir tanem. Canım benim. Melike'ciğim, canım benim, çok teşekkür ederim. Aldım çiçeğini, çok naziksin. Ne yaptın, satış işini halledebildin mi? Anlamadım, neyi keşfettin? Kim anlamadım, Neslihan mı?
Nasıl? Sen şaka falan yapmıyorsun değil mi? Nasıl ya, ciddi ciddi şimdi Neslihan Güven'in evini mi satın almış? Nasıl ama ya, başkasının adı yazıyordu. Adını gizleyip avukatını aldırmış. Anladım. Hem de çok iyi anladım Melike'ciğim. Melike, biz sonra konuşalım mı? Tamam. Görüşürüz. Tamam Gizem hemşire. Hastayla ilgili diğer bilgileri odama istiyorum. Hah, Neslihan. Yaman'dan haberin var mı ya? Dün akşam oğluna göz kulak ol dedim. Şu anda bu soruyu sen mi soruyorsun bana? Öyle celallenme hemen ya. Hayır, biraz beni böyle uzağında tutmaya çalışıyor sıralar da o açıdan. Bak, sana söyleyeyim, Yaman'la Alaz bir işler çeviriyor. Benim derhal Yaman'ın akışına tekrar bir dahil olmam lazım. Bak, bu Yaman'ın akışına dahil olma lafı bana sadece ikiniz birden başınızı belaya sokacakmışsınız gibi bir his yaratıyor ki bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben kendimi ifade edemedim mi sana Güven? Ben de kendimi ifade edemedim galiba. Yok, bir problem yok, bir sorun yok, hiçbir şey olmayacak. Diyorum ki, hazır da uzun zamandır böyle beraber olamamışken tam baba ol, bir yemeğe mi çıksak? Alsam Yaman'ı böyle baş başa, ne dersin? E çıkın. Benden izin mi istiyorsun? İzin istemiyorum ya. Hazır ben Yaman'ı götürüyorum, dışarı çıkartıyorum. Sen de Alaz'ı alıp artık. Siz ne yapacaksınız? Yemek mi yersiniz? Neyse. Sen de Alaz'ı alıp bir çıksan dışarı, bir konuşsanız. Ben de Yaman'la konuşsam. Bunları biz yan yanayken beceremiyoruz ki çocuklar. Belki ayrıyken. Bak, bunu iyi düşünmüşsün. Ama iki sorunumuz var. Yani önce çocukları bulmamız gerekiyor. Daha sonra ikna etmemiz gerekiyor. Alaz da mı yok? Yok. Alaz, ne oldu? Nesi var? Yok Cesur? Bir şey. Yok bir şey Çağla, tamam. Ya bir şey söylesenize, ne oldu? Nesi Çağla, var? Çağla, tamam, yok bir şey. Ya ne demek bir şey yok? Ne oldu bile söyleyebilir mi artık? Alaz, bir şey sorar Ya Alaz, bir şey söylesene, ne oluyor? Neyi var? Yine bir şey mi kullanmış? Çağla yeter. Ben onun arkasında durmaya çalıştıkça şunu yaptığına bak ya. Çağla bir susar mısın artık? Ya ne susar mısın? Normal mi sence bu? Asi? Sen de mi buradaydın? Niye bu haldeler? Çağla, her şeyi bilmek zorunda değiliz, tamam mı? Ailevi, özel bir şey olabilir. Hadi biz çıkalım. Hadi. Yaman. Biz sizi bir yalnız bırakalım.
Beni çağırtmışsın. Estağfurullah, müsait olduğunda görüşelim dedim. Müsait de. Otursana. Yok, iyiyim böyle. Yani aslında ben de nasıl davranacağımı bilmiyorum açıkçası. Hiyerarşik olarak sen bu hastanenin sahibisin ama ben de şu anda başhekimiyim. Yani kimin üstü biraz karışık bir durum. Rahat olabilirsin bu konuda. Kimseye de torpil geçmek zorunda değilsin. O zaman kocamı kovmak zorunda kalacağım. Nasıl? Yani sen az önce torpil yapmıyoruz dedin ya. Hani baktığımda Güven yaklaşık 4 aydır burada çalışıyor ama sadece 4 ameliyata girmiş. Bunlardan bir tanesi Yaman, diğeri Yaman'ın arkadaşı Umut. Öteki senin kızının arkadaşı Rüzgar ve son olarak bugün yapılan ameliyat, neyse ki o sizin tanıdığınız değil. Yani? Yani normal şartlarda Güven'i işten çıkarmam gerekiyor. Kocanı işten mi çıkaracaksın ilk iş gününde? Niyetim o yönde. Ama yine de seninle konuşmak istedim. Şayet sizin aile hekiminiz olarak buradaysa okey. Ama hastanenin kadrolu doktoruysa çalışma sistemi işleyişe uygun değil. İlginç. Ben torpil geçmem Neslihan hocam. Şayet senden de torpili değilse işine son verelim ha? Ne dersin? Güven bu hastaneye çok iyi bir cerrah olduğu için geldi. Ondan hiç şüphem yok Neslihan Hoca. Hatta burada köreliyor bile olabilir. Bence senin için de burada olmaması daha iyi. Anlamadım. Senin için derken? Senin için. Çünkü hala kocama aşıksın. Böyle pusuda bekler gibi gizli gizli evini satın almalar falan. Neslihan hocam, fazla zorluyorsun. Bir dakika. Bir dakika, ben neyi zorluyorum? Ha, ne yapıyorum? Aranıza mı giriyorum? Aile olmanıza mı engel oluyorum? Ne yapıyorum ben? Anlamadım. Anlamadım, nasıl ne yapıyorsun ya? Daha ne yapabilirsin ki sen? Gidiyorsun gizli gizli aşk yuvanızı satın alıyorsun. Daha ne yapabilirsin? Ben analarımı satın aldım. Ben geçmişimi satın aldım. Tamam mı? Geçmişimle ilgili beni eleştiremezsin. Yargılayamazsın. Hatta soru bile soramazsın. Bu konuda konuşmak senin ne hakkın ne de haddin. Ben geçmişimle yaşamak istiyorsam yaşamaya devam ederim. Seni de zerre kadar ilgilendirmez. Ama eğer endişelendiğin gelecekse hiç merak etme. Geçmiş benim, gelecek senin. Güven'in işine son vermek istiyorsan da istediğini yapabilirsin. Sizin kararınız, sizin geleceğiniz Özge Hocam. Nedir bu kalabalık?
Buyurun. Esra Hanım. Benim, buyurun siz. Zafer Demirhan ben. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aslında ben size yardımcı olmak için geldim. Oğlunuz adına kurduğunuz vakfa bağış için. Bakın, buraya kadar zahmet etmişsiniz. Bunu buraya kadar getirmenize gerek yoktu. Ayrıca artık vakıfta oğlum ilgileniyor, o başında. Ona iletebilirseniz çok iyi olur. Bir de tabii hastane burası baskın gibi pek de hoş olmuyor, değil mi? Çok haklısınız, çok özür dilerim. Çok mahcup oldum gerçekten. Bir saniye lütfen. Hem böyle karşınıza çıktığım için hem de elim boş geldiği için. Lütfen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu arada kaybınız için çok üzüntülü olduğumu bildirmek isterim. Eşref Bey çok değerli bir insandı. Babanı tanıyordunuz demek. Evet, aynı zamanda çocuklarımız da çok yakın arkadaşlar. Biz bugüne kadar tanışamadık maalesef. Tolga'nın babasıyım ben. Ha, demek Tolga'nın babasısınız. Çok severim oğlunuzu. Ne mutlu bana. Ne bu ya? Kim bunlar? Uzak durulması gereken biri. Kabul ederseniz eğer bir gün ailecek çocuklarınızla beraber evimde ağırlamak isterim sizi. Yani konuşacak çok fazla ortak şeyimiz var gibi gözüküyor. Tabii yani ileriki günlerde uygun bir zaman saptarız ve konuşuruz. Olur mu? Yarın akşam müsait bence. Sizce? Saat 8 mesela. Yarın... Zafer Bey. Geleceğinizi bilmiyordum. Hoş geldiniz. Buyurun odama geçelim lütfen. Başka zaman. Neslihan Hanım, sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yarın saat tam 8'de bekliyorum. Daha çok görüşeceğiz Sarıcığım. Nereye çağırdı bu seni? Davet mi var? Yok. Çocuklarla akşam yemeğine gideceğiz. Olmaz. Gidemezsiniz. Giderim Serhan. Sana ne? Ben istediğim yere giderim artık. Neslihan. Kurtulamadım. Kurtuldum. Kurtuldum. Kurtuldum.
Cesur? Cesur? Cesur! Cesur kardeşim! Cesur! 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 Cesur kardeşim kalk! Cesur kalk! Cesur kardeşim kalk! Hadi Cesur! Hadi kalk artık! Kovan, kovan balığın olsun yine. Kovan, kovan balığın olsun yine. Bin çiçekli dalın olsun. Denizlerde salın olsun. Uyu yavrum ninni. Uyu yavrum ninni. Sepet sepet meyven olsun ninni. Sepet sepet meyven olsun ninni. Akar sular ömrün olsun. Saraylarda tahtın olsun. Uyu yavrum ninni. Uyu yavrum ninni. Ninni. Uyu yavrum ninni. Gözlerin akıp gidiyor ninni. Gözlerin akıp gidiyor ninni. Uykulara gül seriyor. Rüyalar seni bekliyor. Uyu yavrum ninni. Uyu yavrum ninni. Uyu yavrum ninni. Ninni. Uyu yavrum ninni. Oh.
Leyla Demirhan'la görüşecektim. Yaman Ali Soysal'dan geldi dersiniz. Bilgisi var mıydı geleceğinizin? Buyurun. Biraz bekleteceğim sizi. Leyla müsait değilmiş. Beyefendi dışarı alalım. Beyefendi sizi aracı alabilir mi? Leyla! Beyefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Sizi aracı alalım. Leyla! Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Leyla! Bakın. Leyla Hanım'la konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Klişelerden uzak dur demiştin. Evet. Kendini öldürtmeye çalışmak klişe değil. Aptallık. Ölümü göze almazsan yaşamanın ne anlamı var ki? Hemen uzaklaş! Yaklaşma! Amirim! Leyla Hanım. Ne yapıyorsun? Sadece hayatımı kurtarıyorum. Çok heveslenme. O zaman... Hoş geldin Yaman Ali Soysalan. Size bir şans daha verelim. Buyurun. Madem kızına göz diktin, babamı da ikna etmen gerekecek. Seve seve. Çok teşekkür ederim. Bu benim için gerçekten çok kıymetli bir hediye. Babacığım, seni tanıştırmak istediğim biri var. Senin de çok merak ettiğin biri. Yaman Ali Soysalan. Yaman, hoş geldin. Gel bir sarılayım sana. Her adamı öldürürsem sadece seni değil, beni de buradan sağ çıkartmazlar. Karar senin abi. Gelmen çok iyi oldu. Bu plaketi birlikte Zafer Bey'e takdim edelim. Hadi. Babam Zafer Demirhan. Memnun oldum evlat.